Enteresan bir haber var sırada. Halk TV.com.tr'den Bora Erdin'in haberi. Bakın şöyle, hani Cumhurbaşkanı Erdoğan kültürel alanda biz iktidarı ele geçiremedik diyordu ya. Eski bakan Berat Albayrak, damat bakan Berat Albayrak'ın ağabeyi Serhat Albayrak bir yapım şirketi kurmuş. Ne yapıyorlar? Film yapıyorlar. Bu filmleri hatta Netflix'te bile yayınlanacakmış. Sinehane adlı bu şirket şu sıralar yaptığı filmlerin isimleriyle gündemi. O filmlerden birinin adı Aman Reis Duymasın. Bir diğer filmin adı Baba Parası. Bora Erdin'in haberini izliyoruz. 2024 ve sonrası Avrupa... Eski bakan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın ağabeyinin yapım şirketinin film isimleri olay oldu. Üstelik o filmlerden biri Türk aile yapısını bozuyor dedikleri Netflix'te yayınlanacak. Aman Reis Duymasın ve Baba Parası Berat Albayrak'ın ağabeyi Serhat Albayrak şirketinde. Haberi Halk TV.com.tr yazarı Bora Erdin köşesine taşıdı. Erdoğan'ın damadı, Hazine ve Maliye eski bakanı Berat Albayrak'ın ağabeyi Serhat Albayrak'ın yapım şirketi Sinehane, yapımcılığını üstlendiği filmlerle gündemde. Aman Reis Duymasın adlı filmi beyaz perdeye taşıyan Albayrak, son olarak Baba Parası adlı filmini izleyici karşısına çıkarmaya hazırlanıyor. Aferin efendim, haram da helal de aradaki farkı bilmiyor musun? Baba Parası adı kadar senaryosuyla da dikkat çekiyor. Ülkenin en zengin insanının öldüğü filmde gayrimeşru çocukları servetin peşine düşüyor. Albayrakların baba parası ile ilgili ilginçlikleri bununla da sınırlı değil. İktidar çevreleri tarafından Türk aile yapısını bozduğu öne sürülen dizi ve film platformu Netflix'te yayınlanması planlanıyor. Merhuma hakkınızı helal ediyor musunuz? Hayır. Serhat Albayrak'ın CEO'su olduğu yapım şirketi Sinehane ile ilgili bir diğer ilginç detaysa Türkiye'nin Oscar adayı filminin bu şirkete ait olması. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Oscar için yabancı dilde en iyi film dalında Türkiye adayı Bağlılık Hasan adlı yapım. Albayrakların yapımını üstlendiği film 94. Akademi Ödülleri'nde yani Oscar'da Türkiye'yi temsil edecek. Hesap tamam olsun. Ha? Ne dersin? Tamer Karadal da devlet tiyatrolarının bu seneki repertuarı için kolları sıvamıştır herhalde. Filmler yasaklanmasın, oyunlar yasaklanmasın, festivaller yasaklanmasın, konserler yasaklanmasın dedikçe ama aile yapımız diyorlar. Aile yapımız o kadar cılız değil, korkmasınlar. Ha yasakların sonu yok ki. Bakın Lübnan, Kuveyt gibi ülkelere bir de Cezayir eklendi. Neyse bizde hala vizyonda ve sinemalarda gösterilebiliyor Barbie filmi. Kuveyt, Lübnan ve Cezayir Barbie filminin kendi aile yapılarını bozduğunu ve toplum ahlakına aykırı olduğunu düşündü ve yasakladı. Can I come to your house tonight? Sure. Barbie filmi daha yayına girmeden ortalığı kasıp kavurdu. İnternette, sosyal medyada, reklam panolarında, kıyafetlerde her yerde Barbie vardı. Vizyona girdi. İlk günden biletleri tükendi. Gişe rekorları kırdı. Kullanılan pembe boyalar yüzünden dünyada pembe kıtlığına yol açan Barbie'nin gerçek dünyaya gelmesiyle hikaye başlıyor. Filmde Barbie'ye her zamanki gibi Ken eşlik ediyor. Film Cezayir'de gösterime girdiği hafta tartışmalar yarattı. Cezayir Kültür Bakanlığı Barbie filminin gösterim iznini geri çekti. Gerekçe ise filmin toplum ahlakına ters olması ve eşcinselliği öne çıkarması. The choice is now yours. The first one, the high heel. You have to want to know, okay? Do it again. Daha önce Lübnan ve Kuveyt'te de dini ve ahlaki değerlerle örtüşmediği, çocuklar ve gençler üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceği gerekçeleriyle yasaklanmıştı. Dakikalarda sofrada olanlara afiyet olsun diyelim ve bir uyarı da bulunalım. Sıcakta gıda zehirlenmesi riski artıyor. Sadece birkaç saat yemeği ocakta bırakmak bile risk teşkil ediyor. Yani altını kapattıktan sonra tencereyi, içindeki yemeği ocakta bırakmak bile riski arttırıyor. Gıda zehirlenmesine dikkat, pek berbat oluyor yaz günü. Sıcak havalarda gıda zehirlenmesine dikkat. Sıcaklık gıda ürünlerinin çabuk bozulmasına yol açıyor. Uzmanlar yemeklerin tekrar ısıtılıp yenmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. Özellikle yemekleri üretirken tüketebileceğimiz kadar porsiyonlarda
ısıtmak gerekiyor. Yemeği tekrar yapıp ısıtıp soğutup ısıtıp soğutma işlemlerini gerçekleştirmemek gerekiyor. Yemeği ürettikten sonra yani yaptıktan sonra dışarıda oda sıcaklığında çok fazla bekletmemek gerekiyor. Mümkün olan en kısa sürede oda sıcaklığına getirip ondan sonra hemen buzdolabına almak gerekiyor. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Toprak, sıcak havalarda gıda zehirlenmesi vakalarında yaşanan artışa dikkat çekti. Aşırı sıcak havalarda çok daha dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Özellikle pirinç başta olmak üzere, tavuk ürünleri başta olmak üzere ciddi anlamda sıkıntıya yol açabilir, gıda zehirlenmesine kadar ulaşabilir. Toprak, özellikle et ürünlerinin dolapta 2 günden fazla tutulmaması gerektiğini söyledi. Özellikle et ürünlerini, etli yemekleri dolapta iki günden fazla tutmamakta fayda var. Sebze yemeklerini 3-4 gün olabilir. Tabii bu arada buzdolabı temizliğine özen göstermek gerekiyor. Kıymayı 1 gün tutmak gerekiyor. Gene parça eti 2 günden fazla dolapta tutmamak gerekiyor. Eğer tutacaksak da bunları dondurucu kısımda saklamak gerekiyor. Tüketicilerin dışında firmalara da uyarı var. Firmaların ve tedarikçilerine dikkat etmeleri gereken konular var. Havaların sıcaklığı yüksek olduğu için özellikle sabahları dükkanlar açılmadan önce ne yazık ki görebiliyoruz. Dükkanların önüne bırakılan ayranlar, tavuk ürünleri gibi ürünler gene bize problem olarak geri dönebilir. Ayran bizde sanki hiç bozulmayacakmış gibi bir ürün gibi gözükür ve soğuk zincir nedense hep kırılır ama kırılmaması gerekiyor. Toprak gıda zehirlenmelerinin belirtilerine de dikkat çekti. Mide bulantısı, kusma, ishal, ateş gibi belirtileri vardır. Bu durumda mutlaka sıvı tüketip özellikle su tüketip doktor tavsiyesiyle bu sürecin atlatılması gerekiyor. Çok fena oluyor insan, özellikle iş yerinde falan dışarıda bekletilmiş ayran varsa içmeyin, çabuk bozuluyor yaz günü. Efendim çok sıcak, birkaç gün içinde serinleyecek Türkiye geneli. Yarın Marmara'da fırtına bekleniyor. Marmara bölgesinde yarın beklenen fırtına içinde uyarılar yayınlanıyor. Marmara Denizi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgar doğu ve kuzeydoğudan saatte 50 ila 75 kilometre hızla fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın gece etkisini kaybetmesi bekleniyor. Muhtemelen Bursa ile İstanbul arasında çalışan feribot seferlerinde iptal edilecek olanlar var. Evden çıkmadan önce bakmanızda da fayda var. İngiltere'ye gidelim. İngiltere'nin ve dünyanın sayılı müzelerinden British Museum. British Museum'da sergilenen eserler arasında biliyorsunuz ülkemizden götürülenler de var. Götürülenler diyorum, hadi iki ülke arasındaki ilişkiler için. Ülkemizden çalınanlar var demek daha doğru, neyse. Herhalde benim bu ekranda söyleyeceğim söz iki ülke ilişkilerini etkilemeyecektir. Yalnız bizden çalınan eserlerin de sergilendiği British Museum'da binlerce yıllık değerli objeler kaybolmuş. Hırsızlar da British Museum'dan o objeleri çalmışlar. Şimdi olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Dünyanın en önemli müzelerinden British Museum dünyanın gündeminde. Müzede yer alan özel bir koleksiyona ait eserlerin kaybolduğu, çalındığı veya zarar gördüğü ortaya çıktı. Depolarda bulunan objeler M.Ö. 15. yüzyıldan M.S. 19. yüzyıla uzanıyordu. Kaybolan parçalar arasında altın takılar, yarı değerli taşlar ve cam eşyalar bulunuyor. Müze yönetimi kaybolan eşyaların araştırma amacıyla depolarda tutulduğunu açıkladı. Olaydan sorumlu tutulan müze personelinin işine son verildi. Müze yönetimi güvenliği güçlendirmek için acil önlemler aldı. Uzmanlar incelemelerine devam ediyor.